Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sayın Özel'i KKTC'ye davet etmişti Barış Harekatı'nın yıl dönümü etkinliklerine, ama Sayın Özel, bizim zaten daha önceden planlanmış bir programımız var, biz ayrıca orada olacağız zaten dedi. Törende bir araya gelmeleri bekleniyor. Peki sonrasında tekrar bir Erdoğan-Özel görüşmesi, bir üçüncü randevu olur mu? Şöyle, özellikle ben Kıbrıs'la ilgili biz aslında oraya 1974 gazimizle gitmek istemiştik ama 1974 gaziyi götürmek çok olanaklı değil. 174 Kıbrıs gazisiyle Sayın Genel Başkanımız gidecek. Kendi programımız var orada ama tabii ki bir devlet protokolü programı da var. Ona da elbette katılacak Sayın Genel Başkanımız. Orada bir yan yana görüşme, zaten yan yana gelme olacaktır. Şöyle, yani 3. 4. 5. görüşmeler olabilir ama bunun bir gerekçesi, bir ilerlemenin bir sonucu olarak olması gerekir. Yoksa bunlar öylesine sohbet edilen toplantılar değil. İlerlemeden kastımız nedir? Sayın Genel Başkanımızın açıkça orada ortaya koyduğu özellikle halkın beklediği acil konularda en azından bir kısmında ivedilikle adım atılmasıdır. Mesela 28 Şubat generallerinin serbest bırakılması bunun bir parçasıdır. Mesela Sinan Ateş dosyasında Sinan Ateş'in eşiyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi bu görüşmeler sonrasında olmuş bir, yani o konuşulduktan sonra yapılmıştır. Dolayısıyla burada her bir konu, gündeme gelen her bir konu devletin kayıtlarındadır. Not alınarak tutanağa bağlanmış konulardır. Bunlar görüşülecektir. Dediğim gibi ihtiyaç olursa, yani yeni gelişme elbette neden olmasın ama elbette burada, yani Türkiye'nin bir anayasa sorunu var mı? Anayasaya uyum var. Adalet sorunu var işte. Osman Kavala hala içeride. Can Atalay hala içeride. Gezi tutukluları hala içeride. Ahim kararlarına uyulmuyor. İşte asgari ücret, emekliler, eğitim yasası geliyor mesela, belki fırsat olursa konuşuruz. Dolayısıyla şimdi bunlarda adım atılırsa eğer bu süreç elbette devam eder. Dolayısıyla somut gelişmelere bakmak gerekir.